Julien ? İhanet etmeyecektin. Validem. Sen ne yaptın seni ya? Sen ya ne yaptın sen? Sabahattin, evladım. Sabahattin. Sen ya Sultan, ne yaptınız siz? Hanedanımıza bunu yapamazdı. Sabahattin yoldan çıkmıştı. Sabahattin, Sabahattin evladım. Sabahattin. Silahlar. Silahlar. Beyim, kurban olayım. Beyim, iyi misin? Beyim! Dayı! Dayı iyi misin dayı? Öldürmek için vurmadım dayı. Evet. Ne yaptın sen Osman? Başka çarem mi vardı beyim? Hadi dayı, ha gayret. Sen neleri dayandın? Bir kurşun seni yıkmaz. Dostan gelen kurşun herkesi yıkar Osman. Başka çarem yoktu. Dayı. Silahlar. Silahlar. Sen onları dert etme dayı. Silahları alacağız evet. Sen dert etme. Hadi yüklenin, hastaneye götürüyoruz. Kaldır. Kaldır. Hadi. Hadi. Şiveniz Hanım, ne olur yapmayın. Ben masumum. Abdülkadir'e ne bir şey söyledim ne de ona bir şey yazdım, ne olur. Kusura bakma Zeynep. Sana inanmıyorum. Bana öyle bakma. Senin katilin ben değilim. Esiri olduğun vicdanın. Vicdan. Yaptıklarımızın en sinsi şahidi. En acımasız hakim. Ama beni yargılamasına asla izin vermedim. Ben vicdanımı en başta öldürdüm. Peki kardeşim? Kardeşime ne olacak? Bari ona merhamet edin lütfen. Senin gibi bize ihanet etmezse ona bir şey olmayacak. Merak etme. İçin rahat olsun. Durun bir dakika. Kardeşime son bir kez bir mektup yazmama izin verin. O ne kadar sevdiğimi, ne yaptıysam onun için yaptığım bilmesini istiyorum lütfen. Peki. Yaz. Bitirince bana teslim edersin. Elveda Zeynep. Böyle olmasını gerçekten istemezdim. Hekim efendi, saray teşhisatları burada tedavisi için kafi midir? Kafidir hünkârım. Kurşun kolunu sıyırıp çıkmış. Kurşun içeride kalsaydı hastaneye götürmek mecburiyetindeydik. Hekim derhal hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyleyecek. Kaçırma hadisesi de bu esnada olacak. Aman hekim efendi. Sabahattin evladımız için her türlü tedbiri alınız. Emredersiniz hünkârım. Acaba tam teşekküllü bir hastaneye mi sevk etseniz? Sultanım, saraydaki revirde Sabahattin efendiyi tedavi edecek her türlü tesisat var. Eğer yara ağır olsaydı götürürdük. Müşteri olun sultanım.
Bidar Sultan. Bana Zülfet Kalfa'yı çağırınız. Hemen hünkârım. Hadi uzatma, acele et. Victoria? Victoria neredesin? Victoria. Victoria, ne işin var burada? Zeynep. Zeynep nerede? Zeynep aramızdan ayrılmak üzere. Hayır. Hayır, o hiçbir şey yapmadı. Ben gönderdim o pusula yaptığı Kadir'e. Ne? Zülfet Kalfa. Buyurun hünkârım. Seniha Sultan oda hapsindedir. Müsait bir odada Sabahattin Efendi'nin kendisine gelmesini bekleyecek. Sabahattin Efendi kendisine geldiğinde sizden şikayetçi olursa cezanızı çekeceksiniz. Şeriat benim kız kardeşim için de aynıdır. Sultan. Seniha Sultan. Böyle bir şeyi nasıl yapar Seniha Sultan? Aklım almıyor. Benim de Bidar Sultan, benim de. Seniha Sultan Sabahattin'i canından çok sever. Demek ki evladının ihanetini kaldıramadı. İnşallah öyledir. Şüphe ettiğiniz bir şey mi var hünkârım? Çevremizde şüpheyi hak etmeyecek kaç kişi var ki sultanım? Aa! Beni kolay kolay alt edeceğini mi sandın ha? Dur, yapma sakın! İndir. Zeynep, yetişemeyeceğim diye çok korktum. Abdülkadir'i o pusulayı gönderen bendim. Benim yüzümden canından olacaktın. Neden yaptın peki bunu Victoria? He? Abdülkadir'in çok acı çektiğini gördüm. İşlemediği bir suçun azabını daha fazla çekmesine dayanamadım. Bağışlayın beni. Aptal. Zeynep yerine sen öleceksin. Size ele vermedim ki. Bunu ona kimin yaptığını bilmiyor. Yapmayın. Victoria size ihanet etmez. O da benim gibi Abdülkadir'e acımıştır. Birbirinizin canını kurtarmak için gösterdiğiniz çaba gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Victoria'nın canını kurtarmak için dediğimi yapacaksın o halde. Ne? Ne yapmamı istiyorsunuz? Saraya geri döneceksin. Saraya ben nasıl dönerim? Bidar Sultan'a ayrılmak istediğimi söyledim, o da müsaade etti. Bir yolunu bulacağım.
Hünkârım. Hünkârım. Gel Mahmud Paşa, gel. Hünkârım, işittiklerim doğru mu? Seniha, Sebahattin. Maalesef doğru paşa. Böyle bir şey nasıl olur hünkârım? Seniha Sultan Sebahattin'i nasıl vurur hünkârım? Ölsem inanmam. Haklısınız Mahmud Paşa. İnanın gözlerimizin önünde olmasa biz de inanmazdık. Evladım ihanet içinde, affınıza mazhar olacakken konuşmayıp kaçıyor. Seniha Sultan da Sebahattin'e tetik çekiyor. Bu nasıl olur hünkârım? Müsterri olunuz paşa. Her müşkülün bir hal çaresi bulunuz. Hünkârım izninizle. Paşam buyurun oturunuz. Başımıza gelen bu felaketler ne büyük felaketler. Benim ocağıma ateş düştü. Evim yandı. Yıkıldı. Ben de o enkazın altında kaldım hünkârım. Ey ateş, yakacaksan canımı yak. Buradayım. Hünkârım affınıza mağrur he. Vallahi de, billahi de, tallahi de ben artık yoruldum. Benim artık söz söyleyecek mecalim kalmadı hünkârım. Bittim. Artık. Artık mezar taşım benim tercümanım olsun hünkârım. Halim neyse mezar taşım dile gelsin. Size o söylesin. Mahmud Paşa, karşımıza çıkan belalara sabır göstermemiz kulluğumuzun gereğidir. Vaziyetiniz zordur bilirim. Lakin güçlü olunuz. Özür dilerim hünkârım. Dayanamadım. Affınıza mağrur el hünkârım. Müsaade buyursanız Seniha Sultan'la ben bir konuşsam. Peki buyurun. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Tatar. Beyim. Ardında düşman yoktu. Kim vurdu beni? Ben vurdum. Osman. Ne sebeple? Hünkârımızın emri vardı. Madem hünkârımızın emri vardı, ben niye yaşıyorum Osman? Doğru düzgün anlatsın Osman. Sen anlat o zaman beyim. Tatar, ne oluyor? Hünkârımızın emri var beyim. Ama seni öldürmek için verilmiş bir emir değil. Konuşmamakla ne iyi ediyorsun Nadir Bey. Ben anlatayım vaziyeti. Hünkârımız bu silahlarla ilgili bir tertip kurdu. Silahlar çetecilerin elinde olmak zorundaydı. Devletin menfaati için yaptı. Anladım Osman. Anladım. Hekim efendi, nedir vaziyetimiz? Kurşun sıyırmış. Yarayı pansuman ettik. Kan kaybınızı da karşıladık. Ala. O vakit bizi taburcu et de harp meydanına geri dönelim. Harp mı çıktı? Harp hiç bitmedi ki hekim efendi. Biz bu toprakları yurt edindiğimizden beri gavur ne vakit boş durdu?
Geçmiş olsun. Haydi. Cuma'yı balaya gidiyoruz. Yok beyim. Burada işimiz bitti. Payitahta geri dönüyoruz. Osman, verdiğin kanı kaynatma. Evvela silahların teslim alındığına emin olacağız. Ardından gideceğimiz yer elbette payitaht olacaktır. Bismillah. Cuma'yı balaya mı gidiyoruz? Evet. İsyanı Cuma'yı balada başlatacağız. İsyan çok sert kesecek. Hayır, çok kolay olacak. Kimsenin Cuma'yı balaya gittiğimizden haberi yok. Bize karşı koyacak hiçbir askeri hareketlilik istihbaratı da yok. Adım adım bütün Rumeli'yi alacağız. Köye nizami bir tabur gibi gireceğiz. Karakola baskın yapıp silahları toplayacağız. Bizden başka kimse de silah görmek istemiyorum. Yalnız kahramanlık yapıp bize karşı koymak isteyenler olacaktır. Kimseye müsamaha gösterilmeyecek. Bundan sonra ya yanımızda olurlar ya da karşımızda. Yaşlı, kadın, çocuk. Hiçbir umurumda değil. Karşımızda olanların vay haline. Vaziyeti nasıl? İyi şükür. Kurşun kolunu delip geçmiş. Çok şükür. Küçükken ne de sevimliydiniz. Tahta çıkışımın ikinci yılında Abdülkadir doğdu. Ondan bir yıl sonra da Sabahattin. Çok da yaramazdılar. Beraber büyüdük. 5-6 yaşlarındaydınız. Bir gün bahçede dolaşırken Sabahattin Seniha Sultan'ın elinden kopup bana doğru geldi. Hünkârım dedi. Abdülkadir sizin tahtınıza oturdu. Artık sultan benim dedi. Ben de onu tahttan indirdim. Bu taht dayımın dedim. Diye seni bana şikayet etti. Hatırlıyorum o günü. Sabahattin'in öfkeden gözleri dolmuştu. Tahta oturduğum için bana çok kızmıştı. Sanki ihanet etmişim gibi davranmıştı. Çocukluk işte. Devlete sadakat nasihatleriyle büyümüş bu çocuk. Gün gelecek bu hallere düşecek. Kim derdi ki? Bunu nasıl yaparsın? Sen Sebahattin'i kurtarmak için çabalayan insansın. Böyle bir şey yapamazsın. Bir şey söyle Seniham. Aklını mı kaçırdın? Onu kurtarmak için yaptım ben bunu. Önce evladımızı ateş ediyorsun. Ondan sonra da bunu onu kurtarmak için yaptım diyorsun. Sen efsunlandın mı? Muhakeme yeteneğini mi kaybettin? Seniham yoksa sen delirdin mi? Ne efsunlandım ne delirdim Mahmut. O halde ne? Geç otur şöyle. Bak Mahmut. Sabahattin abime hiçbir şey söylemeyecekti. Zindanlarda çürüyecekti. Onun için tek çare kaçmaktı. Kaçmak için de yaralı bile olsa saraydan çıkması gerekiyordu. Ve sen de onu vurdun. Niyetim vurmak değildi Mahmut. Kendini yaralaması için ona bir silah götürmüştüm. Lakin o esnada... O esnada hünkârımız içeri girdi ve sen de tetiği çektin. Böylece kimse senden şüphelenmeyecekti. Şüphe duyulmasından korkmadım ki. Sabahattin'in tek kurtuluş ümidi o mermiydi. Ben de tetiği çektim ki hastaneye sevk edilebilsin. Ama...
Ama Sebahattin revire sevk edildi. Hastaneye sevk edilmedi. İşte bu yüzden kahroluyorum Mahmut. Onu hastaneye sevk edemez miyiz? Hünkârımız bunu asla kabul etmez. Revirde tedavi için her şey mevcut. Üstelik Sebahattin'in yarası da derin değil. Sen bir yolunu bulursun Mahmut. Evladımız için, benim için. Ben eğer bu dediğini yaparsam, hünkârımıza ihanet etmiş olurum. Ve Seniham, bu sefer benim kellem gider. Biliyorsun, daha önce de birçok hata yaptım. Her seferinde de hünkârımız beni affetti. Bunu benden isteme. Bunu yapamam. Hünkârımıza ihanet edemem. Evladımız o kapkara zindanda çürürken biz bu şehirde nasıl yaşayacağız Mahmut? Güneşi görmesi sayılıyken biz nasıl güneşe bakacağız? Ha? Nasıl nefes alacağız? Eğer sen bir şey yapmazsan işte o zaman ben aklımı kaçırırım. O zaman deliririm Mahmut. Sabahattin mezara girmeden gözümüzün önünde canlı canlı çürüyecek. Sen buna dayanabilecek misin? Dayanamam. Dayanamam. Gel. Şehzadem. Evet. Ne yaptın? Herhangi bir iz, bir malumat var mı fotoğrafçıyla ilgili? Oturduğu eve gittim. Komşuları birkaç gün önce adamın aniden ailesiyle birlikte toplanıp gittiğini söyledi. Kaçmış demek. Yer yer olsa da o alçağı bulacağım. O alçağı bulacağım! Bunu nasıl yaparsın Victoria? Nasıl? Şive Nas'ını öldürebilirdi. Eğer ben oraya gitmesem Zeynep'i öldürecekti. Kızınız benim hayatımı kurtardı. Şive Nas Hanım'ın ona zarar vermemesi için ne mümkünse yapacağım. Şive Nas Hanım benim hayatıma karşılık Zeynep'in tekrar saraya dönmesini istedi. Öyle mi? Bu kez o ne derse yapmak zorunda kalacağımı biliyorum. Victoria'nın hayatına karşılık ona bir söz verdim. Bunun bir dönüşü yok. Durdur arabayı. Herkes izame sıraya geçsin. Çabuk. Düzenli bir ordu gibi köye gireceğiz. İlk hedef karakol. Zaptiyeleri esir alacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Şimdi Rumeli'de kuracağımız büyük devlet için yürüyün! Söğütlü, köye az kaldı. Ne zaman gelecek bu askerler? Dayı bilmiyorum. Askerler gelmeyebilir. Ne demek askerler gelmeyebilir? Hünkârımız durduracaktır. Ama nasıl durduracak onu bilmiyorum. Bunlar da kim? Gazeteciler herhalde. Kim haber verdi? Bilmiyorum ama bizim için iyi olabilir. En azından isyanımız hızlı gelir. Ne işiniz var burada? Bir isyan haberi aldık. İşimizi yapıyoruz. İyi fotoğraflar. Bu işi sevmedim. Gazetecilerin haberi varsa devletin de haberi olabilir. Ama hiçbir askeri istihbarat da gelmedi. Bırakın silahları! Bırakın silahları! At silahları! Bırakın silahları! At silahları! At silahları! Bırakın silahları! Bırakın silahları! At silahları! Bırakın silahları! At silahları! At silahları! At silahları! At! Burada! At!
Kıpırdama, kal yerinde. Toplayın. Hadi hadi toplayın silahları. Kıpırdama. Kıpırdama. Diz çök. Dur orada. Diz çök. Çat çat çat. Hadi sen de hadi. Ne bakıyorsun çök. Çök çök çök. Siz kimsiniz? Bu toprakların gerçek sahibi. Rumeli Fatih Evrenos Bey'in, Süleyman Paşa'nın, Hacı İl Bey'in, Malkoçoğlu'nun torunları. Akıncı Cenkleri'yle fethettiğimiz bu toprakların sahipleri. Alın bakın. Fotoğraflayın. Bunlar Osmanlı Devleti'nin silahlarıdır. Numaraları bütün sefaretlerde kayıtlıdır. Elinize ulaştığı bütün mecralarda bu haberi yayınlayın. Sefaretten silah numaralarını aldık. Evet. Bunlar Osmanlı Devleti'nin silahları. Bulgarlarla çıkan krizin sebebi belli oldu. Haberi yapacağız. Silahların Bulgar çetecilerde çıktığına şahit olduk. Bu iş bitti. Bu memleketin suyu biter, aşı biter. Lakin kahramanı hiç bitmez. Bu olanlara hala inanamıyorum. Sen Sabahattin'in üzerine titrerdin. Yaptığı affedilir gibi bir şey değildi. Mahmut Paşa sesini bile yükseltse buna bile üzülürdün. Nasıl oldu da eline silah aldın? Surlarımla sıktım seni hala. Affet. Seniha Sultan, kızlara yemek istemediğinizi söylemişsiniz. Canım istemiyor. Yapmayın böyle. Sabahattin'in bir hayati tehlikesi yok. Üzülmeyin artık bu kadar. Evet halacığım. Biraz evvel ben yanındaydım. Kurşun sıyırıp geçmiş çok şükür. Sabahattin'e ne kadar düşkün olduğunuzu biliyorum. Buna rağmen onu devletine yaptığı sadakatsizlik yüzünden cezalandırmak istediniz. Sizin devlete âliye sadakatinizse her zaman takdire şayan. Devletimizin bekasına olan inancınızı anneliğinizden bile üstün tuttuğunuzu bir kez daha ispat ettiniz. Oğlumu bunu ispat etmek için vurmadım ben. Biliyorum. Devletinize sadakat ve asalet sizin tabiatınızda var. Ah Sabahattin ah. Ne hallere düşürdün beni. Seniha Sabahattin'i vurmuş. Hı hı. Biliyorum. Revire kaldırmışlar. Sadece ona bir silah verecekti. Bunu kendisinin yapması pek cesurca. Şimdi Sabahattin'i hastaneden kaçırmalıyız. Ama sarayda tedavi ediliyor. Şimdilik. Oğlunu vurmayı göze alan bir anne, onu hastaneye aldırmanın da bir yolunu bulacaktır. Ya senin adını verirse, senin fikrin olduğunu söylerse? Söyleyemez. Çünkü elimde onun el yazısıyla bütün işleri bizzat kendisinin tertiplediğine dair itirafnamesi var. Ben Seniha Sultan'a öyle bir kelepçe taktım ki asla çıkaramaz. Ama Sabahattin'i de bir şekilde kaçırmalıyız. Gel. Hünkârım, Cuma-i Bala mıntıkasından haber var. Tertibimiz işe yaramış. Gazetecilerin gözünün önünde köylüler Bulgar çetelerin elinden silahlar almışlar. Silahlar payitahta geliyor. Hamdolsun paşa. Hamdolsun. Köylülerin nizama gelip çetecileri pusuya düşürmeleri herkesin dilinde hünkârım. Gazeteciler asker değil, zabt diye değil. Bu köylüler nasıl teşkilatlandılar diye sual ederlermiş. Etsinler paşa. Bilsinler ki onların köylü dedikleri devletine öylesine sadıktır ki bir de askerini görseler. Elhamdülillah hünkârım. Hünkârım, Bulgarlarla ittifak kurma siyasetine devam edecek miyiz? Elbette paşa. Onlar da hakikati görmüşlerdir. Lakin evvela sefirleri çağıralım. Emredersiniz hünkârım.
Ne çiziyorsun? Bitmedi mi daha? Göster artık. Bitti. Bakalım beğenecek misin? Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum. Gel. Böyle kabiliyetlerin olduğunu bilmiyordum. Daha bilmediğin çok kabiliyetim var. Nasıl? İnanılmaz. Ve mümkün. Efendim, size. Uğur abi. Şu fırçayı yıkar mısın? Ben de çocukluğumda hep resim yapmak istemiştim. Ama nasip olmadı. İstersen öğretirim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Bu resim. Bu resim. Hiçbir zaman gerçek olmayacak. Layık olduğum tahtıma hiçbir zaman oturamayacağım ben. Abdülhamit tek bir hamlesiyle çetecilerin elinde silahları yakalattı. Hem de kimlerle yaptı bunu? Köylülerle! Köylülerle yapıyor! Köylülerle! Ne yaptın sen? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar tertipledik. Ama yine Abdülhamit kazandı. Daha ne yapacağız? Çok yaklaşmıştık. Çok, çok yaklaşmıştık. Abdülhamit'e derin darbeyi vurmaya. Toparlanacağız. Önce Sabahattin'i kaçıracağız. Hem biz bu yola çıkarken nice büyük adamın Abdülhamit'i yıkmaya çalışıp başaramadığını biliyorduk. Yılmadan savaşacağız. Ya Abdülhamit bizim kellemizi alır, ya da biz onu devletiyle, milletiyle, ailesiyle tarihe gömeriz. Sakin ol. Her nasılsa Yunan harbinde kaybolan bize ait silahlar yıllar sonra ortaya çıktı. Önce silahlarla cinayetler işlendi. Sonra o silahlar bizim gümrüğümüzden geçip Bulgar topraklarında yakalandı. Bulgarlar bize iade etmek için silahları geri yollarken bir havadis aldık ki silahlar Bulgarların elinden Osmanlı tebaası tarafından kaçırılmış. Buraya geldiniz, evladımı suçladınız, devletimi suçladınız. Bizi mahkum etmek, devletimizi mağdur etmek istediniz. Küstahlık ettiniz. Hünkârım. Kes! Bütün bunların birer tertip olduğu ortaya çıktı. Sizin harp sebebi sayılacak diye bizi sıkıştırmaya çalıştığınız silahlar Bulgar çetecilerin elinde yakalandı. Devletler birbirlerinin açıklarını kollar. Zayıflatmak isterler. Kendi menfaatlerini korumak isterler. Lakin iftira atmazlar. Yalan söylemezler. Cesurca, mertçe siyaset meydanında savaşırlar. Sizler siyasetin bütün nazik kurallarını çiğneyerek hamle yapıyorsunuz. Lakin karşılığında biz kazanıyoruz, biz. Silah meselesinde haklılığınız ortaya çıktı. Lakin Bulgar hariciye vekilinin öldürülmesi... Tahsin Paşa. Açın evladım. Hünkârım. Petkov Efendi. Buyurun. Hoş geldiniz Petkov Efendi. Hoş bulduk hünkârım. Sizin öldüğünüze sevinenler
aynı zamanda Bulgarlarla Osmanlı arasında harp çıksın diye can atanlardır. Bunu biz de gördük hünkârım. Silahların Osmanlı tebaası tarafından alınmadığı, Bulgar çeteciler tarafından kaçırıldığı belgelendi. Bulgar hükümeti Osmanlı'yla ittifak kurmak için can atıyor. Biz kendimizden emindik. Silahları biz almamıştık. Çetecilerin elinde olduğuna dair istihbaratımız kuvvetliydi. Petkov Efendi ile bir oyun ettik. Petkov Efendi öldü gösterilecek. Çeteciler ellerinde silahlarla hamle yapacaklardı. Yaptılar da. Lakin bizim her vakit hazır tebaamız tarafından yakalandılar. Şimdi siz gidip siyaset alanında hangi mektebi okuduysanız yeniden okuyunuz. Belli ki hiçbir şey öğrenememişsiniz. Sultanım, çok güzel elbiseler bunlar. Şunları düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel. Hepiniz güle güle giyin. Bunları Avrupa'da, Paris'te giyiyorlar, öyle mi sultanım? Öyle. Zülfet kalfa. Bu da senin. Sultanım çok teşekkür ederim. Lakin ben bunu giyemem. Fazla gösterişli benim için. Zülfet kalfa, bu iç sıkıcı elbiselerden bıkmadın mı? Artık payitahtta Avrupa modası Avrupa rüzgarları esecek. Hem herkes böyle giyinirken sen sarayda geri mi kalacaksın? Güzel giyinmek herkesin hakkı. En güzel elbisenin güzel ahlak olduğunu öğütler her zaman Bidar Sultanımız. Sena Sultan. Şiveniz Hanım. İstediğiniz oldu. Sabahattin vuruldu. Tetiği de siz çekmişsiniz. Doğrusu şaşırdım. Bu kadar gözünüzü kararttığınızı tahmin etmiyordum. Oğlumun yaşaması için vurdum. Buna mecbur kaldım. Ancak niyetim gerçekleşirse bu pişmanlıktan kurtulurum. Onun için bir an evvel kaçırın oğlumu. Şimdi sıra sizde. Lakin tedavisi burada yapılıyormuş. Hastanede değil. Takdir edersiniz ki hünkârımızın gözü önünde onu kaçırtamam. Merak etmeyin. Mahmut Paşa hastaneye nakledilmesini sağlayacak. Mahmut Paşa da mı bizimle? Tam olarak değil. Size daha evvel de söyledim. Geçmişte abime çok ihanet etti. Bir daha aynı vaziyete düşmekten korkuyor. O yüzden sadece Sabahattin'in hastaneye gönderilme işini halledecek. Tabii. Mevzu evlat olunca her şey değişebiliyor. Yoksa ne ben ne de siz hünkârımıza ihanet etmeye kalkışmazdık. Nasıl bir cenderi içinde olduğumu, nasıl kahrolduğumu size anlatamam. Mahmut'un da aynı acıyı yaşamasına lüzum yok. Onun için lütfen Mahmut'la irtibata geçmeyin. Sizin de işin içinde olduğunuzu bilmiyor. Eğer öğrenirse korkup vazgeçebilir. Ona benden bahsetmemenize memnun oldum. Böylece beni koruyacağınızı da göstermiş oldunuz. Size bu hususta bir söz verdim. Kimse bu işe dahlinizi bilmeyecek, emin olun. Ben bir annenin evladı için çektiği ıstıraba son vermek istedim. Hepsi bu. Size minnettarım. Sabahattin sağ salim payitahttan giderse daha da minnettar olacağım. Mahmut Paşa hastaneye naklini sağlar sağlamaz oğlunuz payitahttan güven içinde çıkacak. Müsterih olun. İnşallah. Benim elbisem bu. Bırak benim elbisem bu. Kenara ayırdım ben bunu. Ver dedim sana şunu yeter. Yeter! Yakışıyor mu size? Yakışıyor mu burada bağırıp kavga etmek? Hem de bir elbise için. Zülfet, ne oluyor burada? Sultan, elbiseyi paylaşamamışlar. Nereden aldınız bu elbiseleri? Bugün Naime Sultan armağan etti. Bir hamlemizle üzerimize atılan kara iftiraları temizledik paşalar.
Hamdolsun. Hamdolsun. Bulgarlarla karşılıklı bir itimat temin ettik. Nihayet hünkârım. Bulgarlar yanımızda olduğu müddetçe diğer Rumeli devletleri de Osmanlı'ya karşı harekete geçemezler. Öyle paşa. Lakin bu ebediyen sürmeyecek. Bizim bugünkü siyasetimiz sizleri yanlışa düşürmesin. Bugün Bulgarlarla ittifak kurmak azimdeyiz. Lakin onlar gördükleri büyük Bulgar devleti rüyasından asla vazgeçmeyecekler. Bugün bizimle ittifaka mecbur kaldıkları için sadık görünüyorlar. Merakımı mazur görün hünkârım. Lakin dilden dile konuşuluyor. Çetecileri köylüler yakalamış, doğru mu? Doğrudur paşa. Böyle bir hamleyi nasıl yaptınız? Hiçbir karşı istihbarata takılmadan. O mıntıkada diğer devletlerin espiyonaj faaliyetleri var hem de. Paşa, bu devletin sadece kışlasında bekleyenler asker değil. Bu devletin her ferdi askerdir, cengaverdir. Sanılmasın ki biz sadece askerlerimizi kışlada bekletiriz. Camilerde, kahvelerde, köylerde, şehirlerde, mekteplerde, her yerde lüzumunda eli silah tutan, gözünü kırpmadan canını devleti için feda eden aslanlar saklıdır. Amenna. Lakin hünkârım, bunlar nasıl teşkilatlandı? Fazlasını sormayınız paşa. Her devletin sırrı vardır. Bizimse sırrımız bin yıllıktır. Beni çağırmışsın anne. Yine bir kabahat işledim anlaşılan. Çocuk gibi azarlayacaksın desene. Keşke çocuk olsaydın. Söylediklerimi dinlerdin hiç değilse. Böyle her söylediğimin, her dediğimin tersini yapmazdın. Ne yapmışım yine? O Avrupa özentisi moda evinden elbiseler getirmişsin. Şimdi de hediye vermek mi kabahat oldu? Sen hep demez misin hediye vermek muhabbeti arttırır diye? Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz'in öğüdüdür. Lakin senin verdiğin hediyeler muhabbeti değil. Düşmanlığı, kavgayı ve rekabeti arttırıyor. Naimeciğim, kızlar bir elbise için birbirlerine girmişler içeride. Haberin var mı? Daha geçen gün bir kızımız elbise için hırsızlık yaptı evladım. Sen de biliyorsun bunu. Onların mizaçlarından ve haleti ruhiyelerinden de ben sorumlu olamam ya. Kızım, o moda evinin açılmasının tek bir amacı var. Anlamıyor musunuz bunu? İnsanları maneviyattan uzaklaştırmak. İsrafa, gösterişe, gereksiz bir rekabete sürüklemek. Sen de kalkmış bu özentiyi saraya sokuyorsun. Şivenes Hanım'ın da ortaklarının da böyle bir niyet olduğunu sanmıyorum anne. O bez parçalarına kaç para verdin? Yoksa yine Şivenes Hanım'dan borç para mı aldın? Naime, doğruyu söyle bana. Naime Sultan'ın benden borç talebi olmadı sultanım. Olsaydı da başımın üstüne derdim. Hareme getirilen elbiselerden bahsediyorsanız, onları bizzat ben bağışladım. Tabii sultanımızın arzusuyla. İşittin mi anne? Yine boşu boşuna günahımı aldım. Haklısın. Onca kelamı boşuna etmişim ben. Söylediklerimden tek bir kelime dahi anlamamışsın belli ki. Mühim olan parayı vermen değil, nifak tohumlarını saraya sokman. Haşa sultanım. Naime Sultan'ın böyle bir fesatlık içinde olduğunu nasıl düşünebilirsiniz? Bir daha benim müsaademi almadan asla böyle bir şey yapılmayacak. Nasıl? Yakışacak mı sence? Bence eskisinden daha iyi. Harikulade adama ancak bir kadın eli bu güzel çehreyi hediye edebilirdi. Ellerine sağlık. Tutar mısın? Biraz aşağıya. (Gülüyor)
topallamaktan da sıkıldım artık. Evet. Çetin bir harp için hazırım. Baba, harp etmektense gitsek buralardan. Gidecek bir yer yok Roza. Artık benim zaafımı biliyorlar. Ayrıca şivenizin arkasındakiler o kadar güçlüler ki biz nereye gitsek bulurlar. O kadar güçlülerse kazanamayacağımız bir harbe girmek seni korkutmuyor mu? Hayır. Kazanabiliriz. Nasıl? Tek bir yolu var. Şivenizin isteklerine boyun eğerken onları Abdülhamit'in kucağına atmak. Ama bunu öyle iyi bir şekilde yapmalıyız ki bizden asla şüphelenmemeliler. Seni kaybetmekten korkuyorum baba. Benim bu hayatta sahip olduğum tek gerçek şey senin sevgin. Benim de öyle kızım. Benim de öyle. Hünkârım af buyurun. Ben de merak içerisindeyim. Cuma-i Bala'ya asker göndermedik. Hafaya defterindeki sadık ailelerden bahsettiniz. Lakin nasıl olur da bunlar harekete geçerler? Merak etmeyiniz paşa. Devlet mevcudiyetini korumak için her türlü tedbiri alacak güçtedir. Benimle geliniz. Sizinle küçük bir yolculuk yapalım. Rothschild'den telgraf geldi. Abdülhamit'in Bulgar çetecileri yakalarken gizli bir teşkilat harekete geçirdiğini söylüyor. İngiliz, Rus, Amerikan istihbaratları da Abdülhamit'in nasıl bir gizli teşkilatı var ki sivil halkı harekete geçirerek bu işi yaptı diye de merak ediyormuş. Abdülhamit her şeye hazır işte Şivenaz. Biz ne yaparsak yapalım o daha büyük bir hamle yapıyor. Bizi buraya bu hamlelere engel olalım diye gönderdiler Fuat. Ayrıca Abdülhamit'i tahtından indirsek bile Osmanlı'yı yıkmak için bu gizli teşkilatları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu yüzden yeni hedefimiz Abdülhamit'in gizli teşkilatı. Molla Fenari İsa Camii. Bu yer eskiden kiliseymiş. İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilmiş. Hünkârım buraya niye geldik? Madeni Esrar'a gireceğiz paşa. Sizi Katim-i Esrar memurlarıyla tanıştıracağım. Saati niye 857'nin üzerine getirdiniz? İstanbul Hicri 857 yılında fethedildi paşa. Hünkârım, ikisi de 3'ün üzerinde durdu. O saat bize bir anahtar verecek paşa. Devlet armasında her sembolün bir numarası vardır. 3 numarada Osman Gazi'yi temsilen sorguçlu kavuk vardır. Hayret doğrusu. Birazdan gireceğimiz kapının anahtarıdır bu.
kapının kilidi her gün değişir paşa. Ve her seferinde saat o günkü kilidin anahtarını gösterir. Hünkârım, bu kadar tedbir hayret doğrusu. Devletin en mühim sırlarının saklandığı odaya giriyoruz paşa. Tahsin Paşa, onlar sadece Hakk'a biatlıdır. Sırrınız kadim olsun. Devletimiz daim olsun. Eyvallah. Son istihbaratımızla Cuma İbala'daki köylüleri harekete geçirdik. Artık kimlikleri biliniyor. Ortaya çıkan ailelerin mıntıkalarının değiştirilmesi hususunda hamle yapacağız. Yeni mıntıkaları bize bildirilirse Hafa'ya defterine kaydedelim. Tabii. Son yaptığımız hamle mecburiydi. Lakin bizim varlığımızı da ortaya koyan bir hamle oldu. Hakkınız var Rumi Efendi. Sırrınızı yüzyıllardır merak ederler. Lakin çözemezler. Merak etmeyiniz. Şimdi ne üzerinde çalışıyorsunuz? Bir işgal saldırısı altında milleti harekete geçirecek milli şair ve muharirler üzerinde. Babası İpekli bir genç şair, Cephi Hümayun katiplerinizden bir efendinin muharir kızı, Diyarbakırlı bir şair. Bu isimleri tetkik ediyoruz. Onları milli birlik hususunda etrafındaki dostları aracılığıyla eğitiyoruz. Âlâ. Harp vakti top tüfek ne kadar mühimse, maneviyat da o kadar mühimdir. Memleketin manevi savunması da hazırdır. Dağıstanlı bir şeyh efendi, Afgan tekkesi, Özbekler tekkesi, Mücahidin-i Mevleviye alayı, Mücahidin-i Bektaşiye alayı, Nakşi, Kadiri, Halveti tekkeleri hepsi Hafa'ya defterinde kayıtlıdır. Topyekün bir işgal durumunda dervişleriyle cenk etmek için hazırdırlar. Âlâ. Allah devletimizi topyekün bir işgalden korusun. Lakin böyle bir iş zuhur olursa da hazırlıklı olmamız şarttır. Aynı zamanda sizin siyasetinize muhalif gözükenler var. Lakin bunlar devletlerine bağlılar. Bu hususta ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Rumi Efendi, bize muhalif olanların arasında devlete sadık olanları ayırmamız lazım. Bugün bizim siyasetimizi anlamazlar. Yarın bizim için, onların yaptıkları devlet içinmiş derler de anlarlar. Bu yüzden onları ihmal etmeyelim. Devlete sadık olsunlar da, varsın bize muhalif olsunlar. Lakin devlete ihanet edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. Sizinle bugüne kadar sık sık irtibat kurmadık. Gerektiğinde görüştük. Bu aralar irtibatımız artabilir. İrtibat usulü olarak neyi seçeceğiz hünkârım? Rumi Efendi. Telgrafı isteyen işitebilir. Bizimse işitseler de anlayamayacakları bir dilimiz var. Musiki. Musiki çok şey anlatır. Hala iyileşmediniz. Zahmet edip buraya gelmeseydiniz. Mecburdum gelmeye.
Bay Rothschild'den emirler aldım. Sebep? Niçin size emir vermiş? Şivenaz Hanım, Jön Türklerin içinde devletin çeşitli kademelerinde vazife almış isimler var. Kamil Bey isminde eski saray katiplerinden birinin bildikleri fevkalade alakadar etti Bay Rothschild'ı. Ne biliyormuş bu Kamil Bey? Kamil Bey, Bay Rothschild'le ufak sohbetlerinde Türklerin devletleri yıkıldığı zaman yeni bir devlet kurma tecrübelerinden söz etmiş. Ve bunun son sultanın kontrolünde ama ondan da bağımsız bir teşkilat olduğunu söylemiş. Bize de benzer bir hedef gösterildi. Bay Rothschild'i fevkalade alakadar ediyor bu durum. Ben Kamil Bey'le konuştum. Bildiklerini öğrenmek istedim. Ama kendisi ona bir hediye verilmesini istedi. Para? Siz her şeyi paradan ibaret görüyorsunuz. Gizli teşkilata ait malumatı satma karşılığında Sabahattin'i istiyoruz. Osmanlı'nın bekasının saklı olduğu teşkilata ait ufak malumatları karşılığında size vereceğiz. Bu malumatların kıymetini bilmeden nasıl pazarlık yapacağız? Ben şimdiden söyleyeyim. Kamil Bey'in sizi direkt bu teşkilata götürecek bilgiye sahip olduğunu sanmıyorum. Ama bir düşünün. Hakkında hiçbir şey bilmediğiniz teşkilata ait en ufak bir ipucu ne kadar kıymetlidir, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Sabahattin'i kaçıracağız Karaso. Merak etme. Mahmut Paşa onu başka bir hastaneye sevk ettirecek. Hastaneye geldiğinde de biz devreye gireceğiz. Sen de Kamil Bey'den şu kıymetli bilgileri alıp bize ileteceksin. Evladımın vaziyeti nasıl? Hekim efendi? İyi paşam. Âlâ. Müsaadenizle ben kendi tabibimi de getirdim. Pek tabii. O da tetkik etsin. Buyurun. Gözlerde kuruluk var hekim efendi. Göz damlası var mı? Burada yok. Ama hemen getireyim. Fırsat bu fırsat. Acele ediniz. Kötü bir şey olmayacak değil mi? Merak etmeyin paşam. Biraz durumu kötüleşir, sonra düzelir. Âlâ. Sebahattin'i hastaneye sevk etmemize kâfi gelsin yeterli. Acele ediniz, acele ediniz. Ah Sebahattin, ah Sebahattin, başımıza ne işler açsın. Buyurun, getirdim. Siz de anlatınız. Sabahattin Efendi'nin durumu iyi gözüküyor. Lakin yine de tedbirli olmak lazım. Hekim efendi, hekim efendi. Eğer evladımı hastaneye göndermeyeceğim diye başına kötü bir şey gelirse bundan sizi mesul tutarım. O kellenizi de ellerimle alırım, bilmiş olunuz. Buyurun tabip efendi, buyurun. Ne düşünüyorsunuz hünkârım? Sabahattin Efendi. Sabahattin Efendi'nin o otele gitmesi garip. Konuşmuyor da. Muhakkak sakladığı bir şeyler var. O otele Vember Efendi'nin dostunun gideceğini sadece paşalar biliyordu. Ama Sabahattin Efendi gitti. Beni düşündüren de bu.
hep aynı tehdit. İçimizde siyaset yapanlar arasında düşmana çalışanlar var paşa. Ne zaman olmadı ki hünkâr? Aklıma gelen tek isim Mahmud Paşa. O işleri bırakmıştı. Bize sadakatini sunmuştu. Mahmud Paşa bilir ki eğer tekrar ihanet ederse hiçbir şartta cezasız kalmaz. Lakin evladı sebebiyle tekrar o işlere bulaşmış olabilir. Öyle de olsa asla affedilmez paşa. Ben Mahmud Paşa'nın bize tekrar ihanet edeceğini düşünmüyorum. O değilse kim hünkârım? Takdim edeyim. Bay Wenberry. Ve İşkodralı Celalettin Paşa. İşkodralı Paşa zaten bizim için çalışıyordu. Bundan böyle Wenberry Efendi de aramıza katıldı. Anlaşılan sizi de kuyruğunuzdan tutmuş. Mecbur kaldık Wenberry Efendi. Mecbur kaldık. Ama böyle yapmayın. Tehdit ettiğimi düşünürseniz başarılı olamayız. Ben tedbir alıyorum, o kadar. Şimdi Abdülhamit'in Balkanlardaki halkı harekete geçirmesiyle gizli bir teşkilatı keşfedildi. Çok gizli. Evet. Her devletin böyle bir teşkilatı olmaz. Ama şu kadar devlet yıkmış, şu kadar devlet kurmuş Türklerin böyle bir teşkilatı her zaman olmuştur. Bizim hedefimiz de bu teşkilata ulaşmak. Bu hususta malumat alabilmek için Jön Türklerle beraber Avrupa'da olan birisinden yardım alacağız. Ama onların şartı da Sebahattin Efendi'yi güvenli bir şekilde Avrupa'ya ulaştırma. Bundan bize ne? Belki sizi ilgilendirmiyor olabilir. Ama beni ilgilendiriyor. Beni ilgilendiren her şey sizi de ilgilendirir, öyle değil mi? Değil mi, değil mi? Sebahattin Efendi'yi başka bir hastaneye nakledecekler. Ve bu hastanede askerler var. Tedavi gördükleri için onları korumakla görevli başka askerler de var. Yani hastanede askerler kol geziyor. Yani o askerler orada olduğu müddetçe Sebahattin'i kaçıramazsınız. Evet. İşkodralı Paşa yardım edecek tabii bu hususta. Ordu müfettişi olarak Sebahattin Efendi'nin götürüleceği hastaneyi teftişe gidecek. Hastanede askerler var. Hepsinin naklini isteyecek. Böylece hastanede hiç asker kalmayacak. Bunun neticeleri ne olur Fuat Efendi? Bu işi benim yaptığım öğrenilir. Hünkârım benden hesap sorar. İşte burada da Wenberry Efendi devreye girecek. Nasıl? Bir istihbarat aldığınızı belirten mektup yazacaksınız. Ermenilerin hastaneyi basacağını, savunmasız askerleri öldüreceğini söyleyeceksin. Bu istihbaratı İşkodralı'ya sen vereceksin. Böylece İşkodralı kurtulacak. Peki ben nasıl kurtulacağım? Sen kurtulmanın yolunu bulursun Wenberry. En iyi yaptığın iş. Şimdi ihbarı yaz ve imzala. Sebahattin kötüleşecek. Hastaneye sevk etmeye mecbur kalacaklar. Çok şükür. İnşallah onu iyice hasta etmemişsinizdir Mahmud. Seniham, sen beni alık zannettin herhalde. Tedbirimizi aldık. Bir hekim götürdüm. O işi halletti. Lakin Seniham, Sebahattin'imizi hastaneden kim
nasıl kaçıracak? Orasını bilmem Mahmut. Kaçıracaklar işte. Seniha'm. Bak evladımızı kör bir kuyuya atıyoruz. Kör zindanda çürümesinden daha iyidir. Paşam. Asker, komutanın nerede? Hemen çağırıyorum paşam. Paşam. Yüzbaşı, burada yatan askerlerin durumu ciddi mi? Hayır paşam. Neden sordunuz? Bir istihbarat aldım. Ermeni çeteciler bu hastaneye saldıracakmış. Tedbir için buradaki askerleri başka bir hastaneye sevk edin. Emredersiniz. Böyle kaça göçek eve gelmek zoruma gidiyor Tatar. Böyle yaşamaya tahammülüm yok. Halledeceğiz beyim. Samuel'i yakalayıp konuşturacağız. Başımızdan bu belayı def edeceğiz. Doğru dersin Tatar. O devenin tepesine binmeden kendimi aklayamam. Nadir Bey, var olasın. Gel dedim, geldin. Canını canıma kattın, yoluma yoldaş oldun. Kaşgarlı Nadir Bey. Mekanımız belli. Çiçekçiden hallice. Bizimle kalmanı isteriz. Abdülkadir her yerde fotoğrafçıyı arıyor. İstediği kadar aratsın. Adamımız payitahtta değil. Yani bulması imkansız. Yine de kolay vazgeçmeyecektir. Ona bir cevap vermemiz gerekecek. Hemen görüşmeliyiz. Durduramadım efendim. İçeri giriverdi. Tamam, çık dışarı. Senin burada ne işin var? Londra'da olman gerekiyordu. Her yerde askerler seni arıyor. Yolda kızım rahatsızlandı. Geri dönmek zorunda kaldık. Ya yakalansaydın? Nesim? Sadece kendini değil, bizi de yakacaktın. Sakin ol. Şimdi vaziyetin ehemmiyetinin farkında, değil mi? Bak ne hale gelmiş. Dili damağı kurumuş. Al iç biraz. Derhal ayrılacaksın payitahttan. Payitahttan kaçmamız için bize daha fazla para lazım. Sana dünyanın parasını verdim. Hala para mı istiyorsun? Para mühim değil. Ama daha sonra daha fazla istemeyeceğine bizi nasıl inandıracaksın? Buraya gelmek yerine şehzadeye de gidebilirdin. Eminim o kendisini bu tertibi kuranları öğrenmek için daha cömert davranır. Efendim, Şehzade Abdülkadir Efendi geliyorlarmış. Allah kahretsin. Tam da gelecek zamanı buldu. Bence iyi oldu gelmesi. Şehzadeye burada her şeyi anlatabilirim. Eğer ağzını açacak olursan başına gelecekleri tahayyül bile edemez. Şehzademiz beni korumak için gerekeni yapacaktır. Nesim Bey'e geleceğimi haber verdiniz mi? Evet şehzadem. İpin ucu Samuel. Onu tutmadan silah işinin nereye gittiğini bulamayız. Aklanmam için Samuel'i bulmaktan başka çare yok. Samuel'in yerini öğreniriz. Ama senin saklanman lazım. Evvela bu işi halledelim. Öğrenirsin Tatar. Samuel'in yerini de bulursun elbet. Lakin ben burada daha fazla duramam. Zaten siz meydana çıktıktan sonra zaptiyeler burayı boş bırakmazlar.
Derhal bulmalıyız onu. Vakit yok. Ne yapacağız beyim? Bir çare bulmalıyız. Sen bir çare buldun galiba Nadir Bey. İndiran Geta. Affedersiniz şehzadem, sizi karşılayamadım. Karşılayamayışınızı affedebilirim. Lakin sizden istediğim birini hala bana vermediniz. Haklısınız şehzadem. Ben de vaziyeti size izah edecektim. Ben izah ederim şehzademize. Sen böyle alçakça bir derdimi neyine açıklayacaksın? Konuş! İşbirlikçilerin kimi senin? Bu derdini kimle yaptınız? Affedin şehzadem. Hepsinin suçlusu, sorumlusu benim. Para için yaptım. Sizi tehdit edip para alabilmek ümidiyle yaptım. Şehzadem, ben de şimdi siz gelmeden az evvel öğrendim meseleyi. İzah etmek istediğim vaziyet buydu. Benim anlamadığım, madem para için yaptın, Venberi Efendi'nin bendeki emanetini niçin istedin? Benim o emanetlerden haberim yok. Yemin ederim, ne olduklarını bile bilmiyorum. Şehzadem, doğru söylüyor olabilir. Suçu tek başına üstlendi. İtiraf etti. Bahsetmiş olduğunuz emanetleri almış olsaydı onları da söylerdi. Bir daha seni gözüm görmesin. Şehzadem, ben onu konuşturmasını bilirim. Eğer bildiği bir şey varsa mutlaka öğreneceğim. Hiç merak etmeyin. İstediğini yaptım. Ver hadi. Panzehiri ver hemen. Ölmek istemiyorum. Zehirledin mi? Hangi ara? İçtiğim suya zehir koymuş. Öldürecek beni. Yardım et. Nefes alamıyorum. Kim bu? Bilmem. Ama ayaklarının altında hünkârımızın turası var. İstihbarat kıymeti var mıdır? Olmaz mı? İşimiz bu. Gel. Hünkârım. Sabahattin Efendi kötüleşmiş. Hekimler hastaneye sevkini talep ederler. Derhal paşa, derhal. Vaziyeti hakkında saat saat rapor verilsin. Emredersiniz hünkâr. Aç evladım. Siz Garun'un mekanına saldırın. Paraya canını değişen kim varsa hepsini telef edin. Dayı, mekanı basar dediğini yaparız. Ama... Ne aması Osman? Dayı, isyanı durdurduk. Ben de bilirim yapacak çok iş var ama... evvela artık senin hünkârımızın huzuruna çıkman gerek. Ben de seni götürmekle mükellefim. Dayımdan şüphem mi var Osman? Sen karışma Cezar. Yerini bil. Biz yerimizi biliriz anacığım. Dayımızın yanı. Otur o zaman oturduğun yerde. Oturacak vakit yok Osman. Dayım emir verdi. Gidip mekan basacağız. Sen de git zaptiyelerine haber ver, öyle gel. Yoksa o dediğini yapamazsın. (Gülüyor)
atar. Yeter! Kusura bakma Nayyel. Siz Osman'ı mı anlamadınız? Tanrı acımızı dindirsin. Hangisini Samuel? Sergon'un mu? Nişanyan'ın mı, Dorian'ın mı? Dorian ölüme sen gönderdin. Bizi bilmediğimiz, anlamadığımız işlere soktun, üzerimizden kan eksilmiyor. Bütün kayıplarının hesabını soracağız. Hem para hem de en güvendiğim adamlarımı kaybettim. Bu hesabı kim verecek? Kayıplarını karşılayacağım. Ben buraya herkesin kendi işini yapmasını söylemek için geldim. Acın taze Garo. Şimdi git iyice düşün. Düşünecek bir şey yok. Senin bana kazandıracağın bir şey de yok. Bana kestiğin racona tanık oldular. Söylediğin sözlerin diyeti kabul et bu iki ölü adamı. Benim kayıplarımın diyeti ne olacak? Ana, bu adam sonunda seni de yakacak. Uyuyamadım. Ne oldu? Halledebildiniz mi? Merak etmeyin. Müşteri oğlum. Sabahattin Efendi hastaneye nakledilmiş. Oh, çok şükür Allah'ıma. Çok şükür. Şimdi ne olacak peki? Hastanedeki askerler başka yerlere sevk edildi. Sabahattin Efendi İngiliz sefaretinin arabasıyla limana gidecek. Oradan da bir İngiliz gemisiyle dostlarının yanına. Lakin Şivenas Hanım, siz bütün bunları nasıl ayarlayabildiniz? Sizin böyle bir gücünüz mü vardı? Benden yardım istediniz. Ben de yardım ettim. Şimdi beni mi sorguluyorsunuz? Yani isterseniz her şeyi derhal iptal edelim. Hayır, sakın. Ben öyle demek istemedim. Sadece gücünüzü merak ettim, o kadar. Benim gücüm değil. Fuat'ın gücü aslında. Ben sadece acılı bir anneye yardım etmek istedim. Hepsi bu. Ya bunun altında başka bir şey aramayın. Kusura bakmayın ne olur. Hastasıyla yorgunum. Tabii. Sağ olun. İsmail Hakkı Efendi. Galip Efendi sizi bize dost etti. Dostluğumuza itimat eder misiniz? Ne demek hünkârım? Ederiz elbette. Peki. Gün gelir bize kızarsınız. Hata ettiğimizi düşünürsünüz. Yine de dostluğumuza itimat eder misiniz? Hünkârım, kime dost olmak istersiniz en çok? Allahu Teala Hazretlerine. Hazreti Muhammed Mustafa Hazretlerine sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Kur'an-ı Azimüşşan'a, sadıklara ve sıddıklara, muhsinlere dost olmak isterim. Bizi Allah'ın hakikatlerine çağıranlara dost olmak isterim. Hünkârım, siz onlarla dost olmak isterken ben sizin dostluğunuza ihanet eder miyim? Eyvallah İsmail Hakkı Efendi. O halde sizden mühim bir vazife isteyeceğim.
emrediniz hünkârım? Musiki konuşur mu? Hem de derin konuşur hünkârım. Üçüncü Selim Han Hazretleri merhum dedenizin çok sevdiği Sadullah Ağa namında bir bestekarı varmış. Üçüncü Selim Han iffetinden ötürü Sadullah Ağa'yı hareminde musiki eğitimi vermek üzere vazifelendirmiş. Perde arkasında Sadullah Ağa harem ahalisine eğitim verirken bir iftiraya uğramış. Bir cariyeye aşık olduğu konuşulmuş. Sultanın hiddetinin geçeceğini düşünen vezirler Sadullah Ağa'yı öldürmek yerine zindana atmışlar. Sadullah Ağa da zindanda musiki ile uğraşmaya devam etmiş. Bir beste yapmış. Yanına gelip giden talebelerine bu bestesini öğretmiş. Bir akşam padişahın huzurunda terennüm edilen bu beste padişahın dikkatini çekmiş. O devirde üç büyük bestekar varmış. Bu güzellikte bir besteyi ya Dede Efendi, ya Sadullah Ağa, ya da sultanın kendisi yapabilirmiş. Dede Efendi öldüğüne göre Sadullah Ağa ölmemiş. Kendisinden saklanmıştır. Çünkü bu besteyi sultan kendisi de yapmamıştır. Vezirlere sorulur, gerçek ortaya çıkar. Böyle bir bestenin hatırına padişah Sadullah Ağa'yı affeder. Sadullah Ağa o bestesinde ne demiş? Padişahım, lütfedip mesruru şad eyle beni. Naümidim, bir nazar kıl, bermurad eyle beni. Hatırımdan bir nefes gitmez duayı devletin. Sen de ey kân-ı kerem, lütfunla şad eyle beni. Eyvallah. İşte İsmail Efendi. Biz de sizden musikiyle konuşmanızı isteriz. Söylediğim mekanda, söylediğim şarkıyı icra edeceksiniz. Kim dinleyecek hünkâr? Sırrı bilenler dinleyecek İsmail Hakkı Efendi. O şarkılara şifre gizleyeceğiz. Sizin ne söylediğinizi, bizim ne murad ettiğimizi dinleyenlerden başka kimse anlamayacak. Eyvallah hünkâr. Sabahattin'i çok merak ediyorum Naime. Neticede kabahati büyük de olsa o benim evladım. Bir anlık öfkeyle kendi evladımın canını almaya kalktım. Vaziyeti kötü değilmiş. Sen de endişe etme artık ne olur. Birkaç günde taburcu olup döner saraya. Sen de o vakit konuşup anlatırsın derdini. Öyle muhakkak. Lakin ana yüreği bir başka kızım. Söz konusu evlat olunca insan sabredemiyor. Bir an evvel onu görmeden, onunla konuşmadan içim rahat etmeyecek. Haklısın. Lakin babam böyle bir şeye müsaade eder mi ki? Seriha Sultan. Merak ettim sizi. Nasılsınız? Bugün bakmak istedim. Eğer iyi olmamı istiyorsanız bana yardım edin Bihter Kadın. Oğlumu görmeme yardım edin. Eğer elimden bir şey gelseydi elbet yapabilmeyi çok isterdim. Lakin hünkârımızın kararı katidir. Size hünkârımızın kardeşi ve bir sultan olarak değil, bir anne olarak yalvarıyorum. Estağfurullah. Ne olur hünkârımızla gidin konuşun. Oğlumu görebilmem için ondan müsaade isteyin Bihter Kadın. Sizin sözlerinize ne kadar ehemmiyet verdiğini hepimiz biliyoruz. Yalvarıyorum. Lütfen. Gel. Hünkârım. Bu saatte benimle acil görüşmek istediğinize göre mühim bir mesele var anlaşılan. Buyurun söyleyiniz. Sizi önemli işlerinizin arasında rahatsız ettiğim için kusura bakmayın lütfen. Lakin elçiye zeval olmazmış. Seniha Sultan sizinle konuşmamı rica etti.
Oğlu Sabahattin'i çok merak ediyor. Ve hastaneye gitmek için sizden izin istiyor. Açıkçası bir anne olarak ben kendisine hak veriyorum. Evladını vurmasına da hak verdiniz mi? Bu meseleyle alakalı verdiğim karar tartışmaya açık değildir sultanım. Elbette. Hünkârım ben sadece eğer fikriniz değişirse diye. Üstelik Zeniha Sultan'ın ısrarının son derece yersiz olduğu kanaatindeyim. Sabahattin Efendi'nin kötüye giden bir vaziyeti yok. Yakında evladını görebilecek. Siz de bu meseleye daha fazla karışmayınız. Ne oldu? Babam müsaade etti mi ağlama gitmesine? Hayır. Üstelik hünkârımızı onca işinin gücünün arasında boş yere meşgul etmiş oldum. Boşu boşuna mı? Halamın vaziyetini sen de gördün. Ve istesen o izni alırdın. Lakin halamdan hiçbir zaman haz etmediğin için yeterince çabalamadın belli ki. Naime. Yalan mı? Lakin sen yapmazsan ben yapacağım. Gidip konuşacağım babanla. Hayır. Sen ya da bir başkası. Bu mevzuda tek bir kelam daha etmeyecek babana. Anlaşıldı mı? Dor yana, nişan yana kimin ne borcu varsa bundan böyle bana ödeyecekler. Kimseye müsamma yok. Haber salın, garo aracıları kaldırdı. Bundan böyle dor yanında, nişan yanında bütün mülkleri bana ait. Hadi hadi, hepiniz işinizin başına. Benim kapımda da en iyi adamlar emniyet alsın. Elini kolunu sallayan giremesin. Aç. Senin adamlarının diyeti. Anlaşmamız kaldığı yerden devam edecek. Beraber çalışacağız. Ya Halil Halit? Halil Halit artık karşımıza çıkamaz. Payitahta geri dönecek vaziyette değil. Hala aranıyor. İsyanın içinde kaybolup gidecek. Belki Bulgar topraklarında ölüp gitmiştir bile. Diyetini kabul ediyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Burası mı? Buyurun, ne istemiştiniz? Bilet istiyoruz biz. Biz buz satarız, yanlış geldiniz. Nadir Bey, burası da pek soğukmuş. Nihayet nerede olduğunuzu anladınız. Lazımsa buz verelim, yoksa gidin. Burası fazla soğuk. Fazla kalırsanız donarak ölebilirsiniz. Soğuk bize koymaz. Lüzum olursa da biz burayı ısıtırız. Lakin olan sizin buzlarınız olur. Nadir Bey, ben biletleri almadan gitmeyelim diyorum. Büyük bir hata yaptınız. Buraya iyi bakın. Burası sizin mezarınız olacak çünkü. Ve cesetleriniz yıllarca bir buzun içinde kalacak. Kes camatayı. Bize kefen biçmek sana mı düştü?
çıkıyor lan? Bilmiyoruz efendim. Karşılık veriyoruz. Hepiniz çıkın. Kimseyi sokmayın buraya. Hemen efendim. Ne yapıyoruz anacığım böyle? Kara nizam ateş ediyoruz. Aman be balam. Sanki her attığını vuruyorsun da. Ya rahat nişan alabilsem en azından fazladan bir iki kişi indireceğim. Sık balam sık. İstediğin gibi sık. Tertibin ne olduğunu söylesen ona göre hazırlıklı gelirdik. Ben de bilmiyorum ki. Sık sen. Ne kadar indirebilirsek. Osman'ım. Ne yapayım Cangöz? Hünkârımıza götürmek zorundaydım Halil Halit Bey'i. Emir böyle. Ya ben onu demiyorum ki. Cezdar'a niye vurdun? Onu seçtim dayak yemek için. Sana vursam sen tövbe karşılık vermezdin. Tatar Bey'e vursam ayıp olurdu. Dayıyla Nadir Bey'e vurmadan yumruk havada kalırdı. Ben de Cezdar'ı seçtim dayak yemek için. Anlamadım Osman'ım. Yani Cangöz. Ya bayılacaktım. Ya da Halil Halit Bey'i tutuklayacaktım. Ben de dayaktan bayılmayı seçtim. Yani bayılmasam tutuklayacaktın yani. Evet. Ama bayıldım. Kurşun sıyırsa yeter. Başka çaremiz yok evladım. Hastaneye giderken kaçıracaklar seni. Onu hastaneye sevk edemez miyiz? Hekim. Derhal hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyleyecek. Kaçırma hadisesi de bu esnada olacak. Bir hekim götürdüm. O işi hallettim. Sebahattin kötüleşecek. Hastaneye sevk etmeye mecbur kalacaklar. Mahmut Paşa hastaneye naklini sağlar sağlamaz, oğlunuz Payitaht'tan güven içinde çıkacak. Bak evladımızı kör bir kuyuya atıyoruz. Kör zindanda çürümesinden daha iyidir. Annem. Oğlum. Oğlum. Hala. Naime. Annen müsaade alabilmiş mi hünkârımızdan? Hayır. Lakin ben senin çıkmana yardım edeceğim. Kızım kimse görmeden buradan çıkmam mümkün değil. Ben kimse görmeden çıkabileceğim bir yer biliyorum. Allah senden razı olsun kızım. Senden de. Ne lüzum vardı? Daha evvel hiç bu kadar zor bilet almamıştım Nadir Bey. Var olasın. Tamam Cezar. Çekiliyoruz. Ya ne oluyor anacığım? Bırak kurtalım köklerini. Halil Halit Bey ne dediyse o. Vardır bir bildiği. İşimizi bitirdik. Yanına varınca sorarsın.
Seni ya Sultan. Kızım, seni ya Sultan'ı gördün mü? Boşuna arama anne. Halam sarayda değil, oğlunun yanına gitti. Ne demek oluyor bu? Nasıl gider? Gitmesine ben yardım ettim. Ne? Sen babanın emrini mi çiğnedin? Ben sadece evladını görmek isteyen bir anneye yardım ettim. Odamdaki gizli geçitten çıkmasını sağladım. Sana ne oluyor böyle Naime? Benim sözlerimi dinlemiyorsun, babanın emirlerini çiğniyorsun. Çünkü yanlış kararlar veriyorsunuz. Haddini bil! İslam halifesinin, Ulu Hakan'ımızın kararlarını yargılama hakkını sen nereden buluyorsun kendinde? Sen geceleri huzurla uyurken, vatan için uykusuz çalışan hünkârımıza bu lafları nasıl edersin? İzin vermem Naime, izin vermem. Babana, evlatlarını canı kadar seven o yüce insana laf ettirmem, anlıyor musun beni? Naime? 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 Naime kızım, yardım edin! Yardım edin Naime! Paşam, bu yine Sabahattin Efendi'yi kendine getirecektir. Yap tabip efendi, yap. Ne kadar sürer? Bir müddet bekleyeceğiz. Âlâ. Sen dur, ben bir koridora bakayım. Evladım, ordu müfettişinin emriyle bu hastanede asker kalmaması gerekiyordu. Sizin burada ne işiniz var? Koruma için geldik. Ordu müfettişinin katı emridir. Burada duramazsınız. Asker evladım, Hekim Efendi'yi işittiniz. Madem ki kat'i bir emir var, uymak icap eder değil mi? Siz gidiniz. Hekim Efendi. Buyurun paşam. Kim bu ordu müfettişi? İşkodralı Celalettin Paşa. Pekala, sağ olasın. Vay vay vay. Her şey ayarlanmış. İşkodralı Celalettin Paşa da işin içinde. Sultanımız da bebeği de şimdilik iyi. Çok şükür. Ancak hem kendisinin hem de bebeğin sıhhati için aşırı heyecan ve gerginlikten uzak durması şart. Hakkınız var. Çıkabilirsiniz. Kızım. Babacığım. İyi misin? Neyin var? Biraz sancılandım. Tehlikeli bir vaziyet değildir inşallah. Gebeliğin tesiri. Endişe etmeyin hünkârım. Tehlikeli bir durum yok. Çok şükür. Çok şükür. Seniha Sultan'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Hünkârım, ben sadece sarayda olmadığını biliyorum. Kimseye görünmeden saraydan nasıl çıkmış acaba? Ona siz mi yardım ettiniz? Size bu meseleye karışmamanızı söylemiştim. Lakin görüyorum ki beni dinlememişsiniz. Affedin hünkârım. Neyse. Naime kızımızın yanında konuşup onun da canını sıkmayalım. Ben sizinle bilahare konuşacağım. Anne. Neden babama benim yardım ettiğimi söylemedin? Karnındaki o masum bebek için Naime. İkinizin de sıhhati için. Ama sen yine de beni vicdansız bil, suçla. Ben ne yapıyorsam evlatlarım için yapıyorum kızım.
Hallettiniz mi yegenler? Hallettik dayı ama ben bir şey anlamadım. Bunlar İndrangheta teşkilatına giriş biletlerimiz. Gara bütün adamlarını buradan temin ediyormuş. Bu mafya parayla adam satıyor. Birileri tavsiye etmeden teşkilata girmek imkansız. Nadir Bey teşkilat biletlerinin nerede olduğunu biliyordu. Buz satan bir depodan aldık biz bu biletleri. Ne yapacağız bu biletlerle? İndrangheta mafyasına gireceğiz. Garo ve Samuel benim payitahta geri döndüğümü bilmiyor. Biz meydana çıkacağız ki bizim için önlem alsınlar. Bunun için de İndrangheta mafyasına gidecekler. Daha evvel olduğu gibi. Evet. Dorian da size baskın yaptığı adamları bu teşkilattan satın almış. Bugünkü baskın da adamlarını azaltmak içindi. Evet Cezar. Adamları azalsın ki bunlar da teşkilattan gidip adam satın alsınlar. Biz de İndrangheta'nın tuttuğu defterlerden adreslerini öğreneceğiz. Gel. Hünkârım, çöplerden istihbarat toplamakla vazifelendirdiğiniz Havafi Mezbele bir şey bulmuş. Nedir o paşa? Kıymetli olabileceğini düşündükleri için size sunulması lüzumlu görüldü hünkârım. Hünkârım, yüzü görünmeyen biri tahta oturmuş, ayaklarının altında da sizin tuğranız. Bunu nereden bulmuşlar paşa? Hünkârım, Serence Bey tarafındaki bir sokakta. Açık açık bir hırsla çizilmiş bu resim hünkâr. Belli ki tahta birisinin gözü var. Lakin adamın kim olduğu belli değil. Siz çağırın paşa. Emredersiniz hünkâr. Aç evladım. Nedir bu? Bir dostumuzun kimlik bilgileri. Ne yapmamı istiyorsunuz? İşe almanızı. Ben kendisine kefilim. İngiliz hükümetine bağlı ve menfaatleri için çalışacak biri. Olur. Ben incelenmesi için gerekli işlemleri yaptırayım. Size ben kefilim dedim değil mi? Derhal sefarete kaydı yapılsın. Bütün devlet müesseselerine bildirilsin. İngiliz sefaretinin bir çalışanı olarak diplomatik dokunulmazlık verilsin. Paşam kendine geliyor. Sen dur, 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 dur. Sebahattin. Sebahattin evladım. Pederim. Konuşma evladım, konuşma. Şimdi senin derhal gitmen icap ediyor. Hadi bir gayret evladım, bir gayret. Dur evladım, dur. Şunu takmamız icap ediyor evladım. Yavaş. Yavaş, yavaş. Federim. Sonunda benim yanımdasın. Sebahattin. Evladım şimdi baba oğul muhabbet edecek vakit değil. Derhal gitmen icap ediyor. Hadi bir gayret evladım, bir gayret. Al evladım.
Sebahattin. Hiçbir şey için geç değil. Hünkârımıza söyleyebilirsin. Kendini de kurtarabilirsin, bizi de kurtarabilirsin evladım. Omuzumda kurşun acısı. Aklımda hürriyet yarası. Pederim. Artık bu oğlan dikiş tutturamaz buralarda. Bırak da gideyim. Anladım evladım. Koridorun sonunda arka kapıda seni bir sefaret arabası bekliyormuş. Elveda pederim. Elveda. Dur ulan dur. Evladımsın. Seni tek başına bırakmayacağım. Yürü beraber gidiyoruz. Gel evladım. Gel. İyi mi ediyoruz böyle beyim? Zaptiye'yi de haber uçurmuşlardır. İyi ediyoruz Tatar. Başka çaremiz yok. Payitahtı terk etmeyeceğimizi bilsinler. Meydandan çekilmeyeceğimizi bilsinler. Biz kendimizi aşikar ettik. Lakin düşmanı da huzursuz edeceğiz. Ben bu Samuel'i almadan rahat etmem Tatar. Boğazına çöküp kim bizden ne istiyor öğrenmeden ben bu işin peşini bırakmam. Dayı, bol köpüklü kahvemiz hazır. Soğumadan içelim. Gittiler. Islık sesini duyunca anladım bir asilik olduğunu. Eyvallah yegen. Hayırdır dayı, niye çıktın meydana? Herkes bilsin yegenim. Halil Halet'in bir şeyden korkusu yok. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya sahibi olduğumuz yerlerde gezeceğiz. Biz saklanacağımıza, düşmanlarımız bizden saklanacak. Eyvallah dayı, sen doğrusunu bilirsin. Sen değil mi? Gördüğün adam Halil Halit'ti. Evet efendim, kesinlikle oydu. Yanında da Tatar vardı. Samuel'i mekana çek. Beni emretmişsiniz hünkârım. Yüzüğünüzü alabilir miyim? Bu yüzüğü parmağına taktığın gün teklifimi kabul etmiş olacaksın. Ben senden vazgeçmeden yüzüğü parmağına takmanı umut ediyorum.
yüzükle resimdeki yüzük aynı değil mi? Aynı hünkârım. O halde bu resimdeki sizsiniz Fuat Efendi. Bu resmi kim yaptı? Biz resme kızmayız. Lakin taşıdığı niyete kızarız. Bu resmi kim yaptı? Kim yaptı Fuat Efendi? Bilmiyorum hünkârım. Bak Fuat Efendi, ayaklarının bastığı şey benim saltanat nişanım. Bu resmi kim yaptı? Bilmiyorum. Lakin... Lakin ne? Lakin kimin yaptığını tahmin edebiliyorum. Kim? Uğur abi. Uşağım olur. Resim yapmayı çok sever. O yapmış olabilir. Beni iyi yerlerde görmek istediğinden. Cahilliğine verin hünkârım. Hastanın vaziyeti nasıl? Bilmiyorum ki. Hususiye kimine gelmişti? Biz de alakadar olalım. Neticede saraydan geldi. Nerede bu? Bilmiyorum ki. Askerlerle gelmişti. Belli ki göz altındaydı. Hemen saraya haber verelim. Yanarız ki ne yanarız. Ne istiyorsunuz? Buyurun. Kendi ayağımızla cehennem çukuruna girdik beyim. İmanından şüphe mi var Tadar? Yok beyim. İyi. O vakit bil ki biz bu cehennemden çıkarız. Halil alet meydana çıktı. Elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Hiç de aranıyor gibi değil. Bütün mekanlarda emniyeti artır, adamları çoğalt. Adamları. Etrafımda adam mı kaldı Samuel? En iyi adamlarım öldü. Çoğu da telef oldu. O halde İndrangheta'dan iste. Onlara para mı dayanır? Sana verdiğim para uzun bir zaman yeter. Parayı emniyetinden daha çok önemsersen canını koruyamazsın. Tamam. İndrangheta'dan adam alacağım. Buraya da alayım istiyorum. Biletler masaya. Anlaşılan iş arıyorsunuz. Siz
ne tür silah kullanırsınız? Siz ne tür silahlar bilirsiniz? Biz evvelallah her türlü silah kullanırız. Size burada iş yok. Dur patron, hemen karar verme. Daha bizi tanımıyorsun. Lakin biz sizi iyi biliyoruz. Siz kimsiniz ki bizim hakkımızda malumatınız olsun? He? Biz hiç kimse değiliz. Payitahtın çobanıyız sadece. Ve işittik ki siz bizim memleketin kuzularını toplayıp çakallara peşkeş çekermişsiniz. Ulan belinizde silah, elinizde kılıç mı var? Bana böyle konuşuyorsunuz. Siz sayı saymayı da mı unuttunuz? He? Buraya gelirken kaç tane adamın önünden geçtiniz? Haberiniz var mı? Yok. Hiçbir şeyimiz yok. Lakin diyecek lafımız çok. Siz İtalya'dan geleceksiniz. Burada çakallara parayla adam satacaksınız. Ve bu memleketin çobanı bunu duyunca karşınıza dikilmeyecek. Öyle mi? Ben buna tahammül eder miyim? Ulan seni ve adamlarını payitahttan sürüye sürüye İtalya'ya kadar götürürüm. Etna yanardağına atarım. Bu dünyada yanarak ölürsün, mahşerde yanarak dirilirsin. Siz neden hala yaşıyorsunuz, biliyor musun? Biliyoruz. Ecel henüz kapımızı çalmadı. Eceliniz sağımda, solumda. Kapıyı çalmadan içeri girecekler. Her türlü silahı kullanırız dedik değil mi develer? Dışarıdaki adamları ne yapacağız anacığım? Onu dışarı çıkınca düşünürüz yazar. Şimdi şu defterlere bir bakalım. Kime, ne zaman, nereye adam göndermişler bir öğrenelim. Samuel'in de adresini bulalım. Nadir Bey. Ne yapıyorsun? Ona da o vazife düştü Tatar. Uşağınızın resme pek kabiliyeti varmış Fuat Efendi. Evet öyledir. Muhakkak o yapmıştır. Yoksa başka yolu yok. Peki. Urabi Efendi'yi çağırınız. O basit bir uşaktır hünkârım. Ne yapacaksınız ki? Sizin huzurunuza çıkmak onun haddine mi? Müsaade edin, lüzumlu cezayı ben vereyim kendisine. Hayır Fuat Efendi. Ceza vermek için değil. Madem kendisi bu kadar kabiliyetli resim hususunda... Bu bayağı hasar görmüş. İsterim ki aynısını yeniden yapsın. Kaçırılmış.
Konsolosluğun aracı limana gitmek için arka yolu kullanacak. Araba yaklaşırken yola çıkıp durdurun. Oğlunuzu görmek için bu son şansınız olacaktır. Sen ne arıyorsun burada? Oğlumu görmeye geldim Mahmut, son defa. Validem. Evladım. Affet benim canım oğlum, beni affet ne olur. Ben senin canını yakmak istemedim. Bunu benim için yaptığını biliyorum. Asıl sen beni affet validem. Ben sizi çok zor durumda bıraktım. Olur mu öyle şey evladım? İyi misin? Canın yanıyor mu? Doğru söyle. Oh, oğlum benim. Bana bak. Oralarda saatine dikkat et olur mu? Bünyen zayıftır senin. Yemeğini ihmal etme sakın. Çocuk muyum ben validem? Ha? Çocuksun tabii ya. Sen kaç yaşına gelirsen gel. Benim için daima çocuk olarak kalacaksın Sabahattin. Validem. Sabahattin geç kalacağız evladım. Hadi Sabahattin, hadi, hadi evladım, hadi. Sizi çok özleyeceğim. Oğlum, Allah'a emanet olun. Sabahattin, hadi evladım, gecikeceğiz. Validem. Validem. Evladım. Elveda validem. Elveda oğlum. Allah'a emanet ol oğlum. Ne yaptın anacığım? Bizim için yolu açtı Cesar. Var olasın Nadir Bey. Haydi Tatar. Bizi Samuel Devesi'nin mekanına götür. Buyur beyim. Merasim başlamak üzere. Sen Dorian'ı uğurlamaya gelmeyecek misin? Tanrı dostumuzu kutsasın. Bir arada görünmemiz için doğru günler değil. Merak etme. Adamların parasını ödedim. Her yerde emniyeti arttırdım. Halil Halit ne sana ne de bana yaklaşamaz. Güzel. Adamların parasını aksatma. Onlara ödeme yapmadığımız gün anında bizi terk ederler.
kazandığımızın çok daha fazlası gerekli bundan böyle. Benim yanımda asla kaybetmezsin. Burası mı Tatar? Burası beyim. Gibi çoğalıyor. Ingrandetti'nin bu kadar ipi var mıymış? Var olduğunu anladık Tatar. Asıl mühim olan bu adamlar bu kadar adamı satın alacak parayı nereden buldular? Parçası. Osman nerede anacığım? Hünkârımızın emri hala geçerli. Sen Osman'ı hala baygın say. Bu makineyi nereden buldun? Eski bir düşmandan. Savaş ganimeti almıştık dayı. İçeri giriyor muyuz beyim? Girelim Tatar. Halil, Halit. Nihayet tanıştık. Memnun oldum. Öldür beni, gecikme. Yok. Şimdi hesap verme vakti. Önce hesap vereceksin. Evladım. Gel ısrar etme evladım. Seni bu işe kim sevk ettiyse söyle hünkârımıza. Hiçbir şey için geç değildir. Ne biliyorsan anlat hünkârımıza. Sebahattin. Bak yaran da kanıyor evladım. Pederim. Hürriyet gelecekse eğer varsın aksın benim kanım. Felek tüm cefasını toplasın gelsin. Dönersem kahrolayım hürriyet yolundan. Peki evladım. Lakin bir baba olarak son defa söyleyeyim. Yanlış yoldasın. Geldik. Evladım.
Dur evladım, dur. Ben seni kamerana kadar götüreceğim. 14 numaralı kamerayı tahsis etmişler sana. Gel. Yakıştı mı bu yaptığınız size? Hünkârımızın emrini çiğneyerek, üstelik benim kızımı da alet ederek saraydan kaçıp gitmek yakıştı mı size? Naime bana kendi arzusuyla yardım etti. Kızım bir yanlış yapmış, evet. Lakin sizin çok daha sağduyulu olup bu şekilde kaçıp gitmenin yanlış bir şey olduğunu ona söylemeniz lazımdı Seniha Sultan. Evladım hastanede acı çekerken burada duramazdım Bidar kadın. Siz de evlat sahibi olmanıza rağmen beni hiç anlamıyorsunuz. Oysa ki Naime anlıyor. Naime bunu sadece bana olan kızgınlığından, asiliğinden yaptı. Siz de onun bu durumunu suistimal ettiniz. Yeter artık Bidar kadın. Çocuklarınızla olan her meselede beni suçlamaktan vazgeçin. Biraz da dönüp kendinize baksanız, belki de bir yerlerde siz de bir hata yapmışsınızdır. Bu kaçışınızın bir bedeli olacak elbet. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sensin. Merak etme. Seni öldürmeyeceğim. Üzerime attığınız çamuru temizlemeden seni öldürmeyeceğim. Silah meselesinde bildiğin her şeyi anlatacaksın. Sen anlat, ben dinleyeyim. Hırsız! Senin dilini kopartırım. O zaman konuşacak hiçbir şey kalmaz. Yazarak anlatırsın. Benden hiçbir şey öğrenemeyeceksin. Silah hırsızı. Tek bir isim, tek bir ipucu ver, seni bırakayım. Silahları çalan sensin. Sen söyle. Benim daha fazla oyun oynamaya tahammülüm yok. Beni öldürsen de, yaşatsan da ben kazanacağım. Lanet. Kafasına kurşun sıkılan hiç kimsenin kazandığını görmedim ben. Dur! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sefaretimizin resmi çalışanı rehin alamazsın. Rehin almadım. Birazdan öldüreceğim. Derhal bırak. Bunu İngiliz hükümeti harp sebebi sayar. Sizden küçük bir isteğim olacak. Nedir bu? Bir dostumuzun kimlik bilgileri. Derhal sefarete kaydı yapılsın.
İngiliz sefaretinin bir çalışanı olarak diplomatik dokunulmazlık verilsin. Halil Halit Bey, sizi tutuklamak zorundayız. İki davadan da mahkeme edileceksiniz. Gel bir sarılayım sana. Ah be evladım be. Esaret altında yaşıyoruz. Hürriyet bizi kurtaracak derken hürriyetin esiri oldun. Bırak şimdi bunları pederim. Ben her şey için teşekkür ederim. Evladım. Canım oğlum. Bak daha hiçbir şey için geç değil. Geç. Ederim. Geç. Avrupa'da John Türk kardeşlerim beni bekliyor. Merak etme. Bir ordu gibi büyüyeceğiz. Ve sizi esaretten kurtaracağız.